Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Dün gece ilaç attık zeytinlere. Artık zeytinin toplama zamanı yavaş yavaş geliyor ama hava birkaç defa çilenti yaptı, yağmur yaptı. Zeytine yağmur gördükten sonra kurt muhakkak gelir yani. Hani çilentiyi gördükten sonra kurtlama yapar zeytin. Onun yapmaması için önceden tedbirimizi aldık, ilaç attık zeytinlere. Çok değil, 3-4 saat anca uyumuşluktur. Gece 3'te mi ne geldik herhalde ilaçtan. Makineyi şimdi çıkartacağım. Makineyi çıkarttıktan sonra hemen kasayı takıp zeytin yaygılarını, zeytin mendillerini alacağız. Kırmalık zeytin toplayacağız. Kırmalık zeytin toplayacağımız tarlaya dün akşam ilaç atmadım. Onu de öncesinden attıydım zaten. Oraya bıraktık. O yüzden şimdi o tarlaya gideceğiz. O tarladan bir veya iki tane zeytinin tepesindeki zeytinleri indireceğiz. Yani sıyıracağız. Toplayıp gelip şişelere, pet şişelere köy kırması. Yeşil zeytin oluyor ya, kırmalık veya çizmelik. O zeytinden yapacağız. Bugünkü yine günlük işlerle beraber çoban evinde. Hadi bakalım. Videomuza beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Biraz yorucu, biraz karışık, karmaşık ama güzel zeytin kırma yapacağız. Videonu dolduracağız, toplayacağız. Böyle bir güzel bir gün olacak bizim için. Sizlere de aynı zamanda kırmalık köy zeytinini, yeşil zeytini nasıl yaptığımızı annemle beraber anlatarak gösteririz. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar traktörden indik. Su ısınmasın. Şu suyu şuraya gölgeye koyalım. O zeytinlerin dibine şimdiden dökülmeye başlamış bile. İçlerinden birazcık iri taneli olan zeytinlerden seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın bunlar yeşilli. Siyah zeytinden kırmalık olmaz. O yüzden yeşilli olan zeytinlerin olduğu bölgeye geldik. Bunlar tamamıyla yeşil bakın. Hem kırmalık hem çizmelik olacak zeytin. Bunun cinsi Edremit. Şimdi şunun içinde ister istemez zeytin karışık. Bakın şuradan bir tane kopartayım. Leblebi tanesinden ağız büyük. Ama bakın bir de şuradan başka bir zeytin kopartayım. Yukarılardan kopartayım. Büyük taneli. Şöyle avucumun içinde göstereyim bakın. Karışık yani zeytin. İçinde küçük olan da oluyor, büyük olan da oluyor. Biz şimdi ne yapacağız? Yaygıları zeytinin dibine yazıyoruz annemle beraber. Üzerinden iri taneleri seçiyoruz değil mi anne? İrileriniz. Semizler şöyle. Güzel yeşil. Semizin ne dediği anlaşılmaz anne. Semiz mesela ne? Açıklamasını yap bakalım semizin. Semizi sen kendi dilinde anlıyorsun. Herkesin anlayabileceği dilden konuşursak daha iyi anlaşılır. Mesela canlı. Değil mi? Semiz demek canlı demek arkadaşlar. Canlı, takoz olmayan. Ha. Takoz nedir? Takoz şişik. Olmasın. Şişik zeytin demek. Takoz yani bozuk zeytin. Bakın şu elimdeki takoz mesela. Birazcık zeytin yamuk. Odaklıyor mu kamera bilmiyorum da. Bu olmaz. Şunlar cam gibi olanlar. Parlıyor zaten o zeytinler. Kendini belli eder. Onları sıyıracağız. Seçmece yapacağız yani. En kalitelisini, en güzelini aralarından alıp onları kırmalık yapacağız. Diğer geriye kalanları da ayrıyetten 1-2 hafta sonra geldiğimizde yağlık olarak sıyıracağız. Diğerlerinden yağ olur. Onlar yağlık zeytin olarak kullanılır. Yani bir zeytini çok amaçlı her türlü değerlendirebiliyoruz. Mesela bu zeytin kararmış. Bu ne olacak? Siyahlaşmış yani. Bu direkt yağ, yağlık zeytin. Biz yeşilleri yaygının birini yazdık. Diğer maviyi de diğer tarafını yazalım. Sıyırmaya başlayalım. Bu tarafında biraz
Ağız anne şu aşağı. Mavi olan mı? YTA boyu uzun bunun da. Bunun şu tepesinde yeşilliği var, buradan sıyırız bunu. Kapatalım burayı. En önemlisi merdiven. Bu merdivenden olmadı mı yapamayız işe. Burası merdiven koyacak yer arkadaşlar. Bu demiri ben kendim kaynakladıydım bunun kenarına. Merdivenleri oraya sokuveriyoruz. Ray 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 ray. Bunlar yerli bak. Yerli olanları sıyıralım hemen. Arkadaşlar geçenlerde hava soğudu falan diyorduk ama sabah yine sobayı yaktık, gerçi sıcaklıydı ama şu an acayip derecede bir sıcak, yağmur sıcağı gibi böyle bir bunaltıcı bir hava var havada. Bakın şu dal, o neden top patladı. Maden var arkadaşlar, açık ocak yukarıda. Top attılar. Şunları şöyle sıyıralım. İçinden yeşillerini, güzellerini. Bakın şunlar falan çok güzel. Cam gibi. Parlıyor. Ben zeytinin ta tepesine çıkacağım, bir yağmur duası yapacağım anne şimdi. Birazcık bulutlanmaya başladı. Güneş hafif kayıp oluyor ama tekrar geri geliyor yine. Aşırı bir sıkıcı hava oldu arkadaşlar. Yağmur duası yapsak. Yağmur yağar mı acaba? Bazen haberlerde falan görüyoruz, öyle köylüler toplanıp yağmur duası yapıyorlarmış ama bizim buralarda hiç olmuyor değil mi anne öyle yağmur duası? Hiç biliyor mu, hatırlıyor mu? Vallahi hiç denk geldi mi? Benim bildiğim hiç olmadı bizim buralarda. Arkadaşlar zeytin toplamaya devam ediyoruz. Şöyle yaygının üzerinde göstereyim bakın. Çok fazla indirmiyoruz zeytinleri. Küçüklerini bırakıyoruz tepesinde. Birazcık daha büyük olanları toplamaya özen gösteriyoruz. Şöyle. Bunlar Edremit zeytini. Şimdi bu ağaç da bitmek üzere. İkinci ağaç. Biraz öncekini kaldırdık, kasanın içine koyduk. Bundan sonra hemen diğerini geçeceğiz. Bakın şuna. Onu da indireceğiz. Sıyıracağız yani yeşillerini. Bir kasa dolar büyük ihtimal. Çok fazla toplamayacağız. Bakın şunlar da güzelmiş. Büyüklü. Bunları da toplayalım. Bir kasa topladık mı o yeterli olur. Ona köye gidip kırarız. Bidonları doldururuz ondan sonra. Bunun siyahından da yuvarlama yapılır ama zaten zeytin bundan sonra toplama zamanı gelinceye kadar hep üzerine duracağı için asıl sezonda siyahlarına da yuvarlama yaparız. Onu da ayrı bir videoda yuvarlama olarak ben yine göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoda hem kırmalık zeytinin nasıl olduğunu hem de kırmalık zeytinin özelliklerini falan göstermemiz lazım ki bu da her tarafta bilinmesi lazım. Bilinsin. Nasıl olduğunu, nasıl toplandığını. Bakın elimizde biz bunu böyle tek 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 topluyoruz, emek çekiyoruz. Tarak bile vurmuyoruz yani. Normalde tarakla toplanır ama zeytin zedelenmesin diye tarağı dahi getirmiyoruz tarlaya. Tarak en son yağlık toplarken kullanılır. Onda fark etmez. Maşallah burası da tam kırmalık zeytinmiş. Kasayı almaya gittim. Kasa dolacak bizim anne, dur bakalım sen. Arkadaşlar bu topladığımız zeytin yaygının içindeki de olmaz derken dolacak gibi. Ya biz biraz inceliyoruz ya anne. Biraz daha güzelini seçeceğim. Hepsi güzel ama biraz daha iri tanelisini alalım diye uğraştığımızdan ondan oyalıyor. Yoksa düz bastı hepsini sıyırsak çok birikir.
Oo, tam doldu bile bu valla. Bu yeter bize. Zaten bunun dolusu 25 kilo falan geliyor. Bu kadar kırmalık zeytin. İşlerinden çıkar daha bundan da. Şöyle. Ya birkaç elimizden kaçan küçüklü olursa alırız şey yaparken kırarken. Yere düştü. Arkadaşlar kovayla şöyle iki kovada dip topladık. Traktörle buraya kadar gelmişken sadece kırmalık değil birazcık da dip topladık işte. O da şöyle şu kadar bir şey oldu. Malzemeleri toplayacağız şimdi traktöre. Zeytin kasasını falan getireceğim. Çok fazla oyalamamız lazım. Zaten tepesinden seçtik ya iyilerinden güzellerinden. O bizim bayağı bir zamanımızı aldı. Şimdi bunları hemen eve götürmemiz lazım. Eve gittiğimizde kırma işini başlarız. Kırarız. Çizeriz. Suyun içini koyarız. Ondan sonra da akşamüstü zaten koyunları gütmeye gitmemiz lazım. Biraz tarla işi, biraz çoban işi. Bunların hepsi yapılacak. Eksik olmaması lazım. Buna da koyayım. Merdivenleri de getireyim ben. Sen merdiven ucunu azıcık havayı kaldır aynı benim şuradan. Kapağı kapa diyeyim ben. Tamam. Bu merdivenin yeri zaten orası. Onu da buraya. Neye girmedi bu? Diğer ikisini iç içe geçirirsek ikisi de sığıyor buraya da. Onunla uğraşmıyorum şimdi. Merdiven koyacak yer. Yaygı var mı vurdu bir daha? Aynı yeni güneş çıkmaya başladı. Şu bostanı kesem yiyen var ya. Nerede o? Şurada. Buradan çıkmıyor. Bostanı gölgede kesem arkadaşlar. Eve gitmeden önce kendimizi bir serinledim. Ondan sonra gideriz. Dilimle mi kaşıkla mı yiyeyim anne? Kaşıkla yersem mi? Dilimle uğraşmayalım değil mi? Vakit kaybı. Şu bıçaklar da amma berbat kesiyor ha. Bu hediye gelen bıçak mı acaba? O değil mi anne? O bıçağı da Almanya'dan bir abimiz gönderdiydi. Allah razı olsun. Kendisinden bayağı işimizi yarıyor bıçak tarlada, bayırda. Yanımızda getiriyoruz. Bakın burada da yine işe yaradı. İsmi neydi lan? Şu an aklıma geliveremedi. Söyleyecektim de. Ertekin olabilir. Evet. Aynen. Buradan o abiye de selam olsun. İsmini bahsetmişken. Aynı kesmiyorum bunu. Yarısı senin olsun, yarısı benim olsun. Şöyle bir kaşık bir daha dene bakalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan yorulduğu zaman da şerbet gibi bir bostan yedi mi? Hı. Bostan güzelmiş ama. Tatlı güzelmiş çok. Çok güzel değil mi? Keşke 50 tane değil de daha fazla alsaydık arkadaşlar. Bu adamın bostanları gerçekten çok güzelmiş. Gelce biz alırken sorduyduk kendisinin değil o da birisinden almışmış da. Al sat yapıyormuş. Ama kim ürettiyse gerçekten tadı güzelmiş. Daha asıl telaşlı zamanlar yeni geliyor arkadaşlar bizim. Bu arada arkadaşlar karaoğlan artık bu hafta gidiyor. Kestirecek olduğum abi aradı. Ben gidip oraya ismimi yazdırmıştım. Sırada kesilecek olan danalar varmış. Onlar kesildikten sonra seninkini keselim demişti.
Artık bu hafta almaya gelecekler. Telefon açtılar bugün sabah. Bir büyük ihtimal artık bir sonraki videoda da karayolanın gidişini çekebiliriz. Büyük ihtimal öyle bir şeyler olacak gibi. Rabbim nasip ederse tekrardan yerine dana alacağım. Allah bereket versin arkadaşlar. Postanımızı yedik. Şimdi gitme zamanı. Şu malzemeleri ben cebime koyayım. Şu meydanda bin anne sen. Ceplerimize koyduk anahtarları, malzemeleri. Bismillahirrahmanirrahim. Kibrit, kibrit mübarek. Evet arkadaşlar, eve geldik şimdi. Artık zeytin kırma işine başlayabiliriz. Zeytini kırdığımız zaman zeytinden çıkan yağ altına geçmesin diye en altta bir tane muşamga koyduk. Muşamga deriz biz buna, laylondan. Onun altına örtü. Örtünün üzerine de temiz çuval. Yıkanmış un çuvalı. Çünkü bunun baya baya yağı altına geçebilir. Şimdi kasadan aldık bir avuç. Buraya zeytin koyduk. Buradan arkadaşlar vuracağız. Kırdığımızı yan tarafa kaydıracağız. Birazcık seriye bağlayalım şimdi. Hızlı bir şekilde kırdığımızı yan tarafa. Bu şekilde seri seri kıracağız arkadaşlar. Bayağı şimdi iki kişi, annem de kıracak. Kasa dolu. Bu kasanın hepsini yapacağız. İsmi köy kırması arkadaşlar. Edremit zeytininden. Yani zeytinin cinsi Edremit zeytini. Edremit zeytininden köy kırması derler buna. Bunu taşın tepesinde koyması, kırması zor gelirse taşın tepesini koymaya da bilirsiniz. Yani biz hangisi kolayımız gelirse onu yapıyoruz. Mesela yerde taşın tepesinde zeytini tutturması zor geldiyse bu şekilde böyle de oluyor. Hatta böyle daha kolay ama bu şekilde yağ geçiyor işte altına. Direkt taşa temas etmiyor kırılan zeytin de, çuvala temas ediyor. O yüzden alta yağ geçiyor ama biz yağın geçmemesi için gerekli önlemleri aldık altına. O yüzden geçmez. Çok fazla hızlı vurmamak lazım. Zeytini iyice parçalamamak lazım. Yani çekirdek bir yana, zeytin bir yana gitmemesi lazım yine. Hafiften vuracağız. Çatlayacak yani zeytin. Çatladığı zaman acılığını daha kolay atıyor. Bu şekilde hızlı hızlı. Ondan sonra bu kırdıklarımızı suyun içine şöyle boşaltacağız. Hatta ve hatta fazla bekletmemek lazım kırdığımız zeytini. Kırdıktan sonra direkt suyun içine koymamız lazım ki acılığı suyda çıksın. Bu şekilde kararmaması için içine, suyun içine koyuyoruz zeytinleri. Bu doluncaya kadar kıracağız. Ondan sonra bunu, neyse diğer aşamalarını birazdan söylerim. Şimdi bunu kırıp kırıp bu şekilde dolduracağız biz. Arkadaşlar artık mola verdik. Bir çay içmemiz lazım. Acilen çay sadık çünkü. Sabahtan beri bir bardak çay içemedik. Gerçi annem bir bardak doldurdu da. Oh. Tam çayı çektik mi dinleniyoruz arkadaşlar. Bu ikinci bardağımız. Bir bardak içtim önceden. Bu ikinci bardağımız. Bunu da içtim mi? Artık koyunları çıkartmam gerekiyor. Buradan sonrasını annem yapacak. Şöyle göstereyim. Bakın kasayı yarısına kadar yaptık. Yapmış olduklarımız da burada. Kasanın yarısına kadar kırdığımızda bu kadar şişe dolduysa, diğer yarısını kırdığımızda da bir buradaki şişeler kadar daha zeytinimiz birikecek.
Şimdi nasıl yaptığımızı çayımı içtim. Allah bereket versin. Nasıl yaptığımızı anlatayım sizlere. Eğer zeytin yapmak yapanları vardır zaten de ben sadece bizim nasıl yaptığımızı merak edenler için ya da bizim sistemimizi uygulamak isteyenler için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar zeytinimiz Edremit zeytini. Cinsi Edremit, kırmalık, çizmelik. Biz bugün çizmelik yapmıyoruz, kırmalık yapıyoruz. Yapmış olduğumuz kırmalık Edremit zeytininde. Bakın şu bidon yarım. Onu daha kıracağız. Üzeri doldurulacak. Burada kırdık. İlk aşama. Normalde bunu büyük fabrikalarda makineler kırıyor. Makineler kırdığı zeytin sanmıyorum bu kadar lezzetli olacağına. Biz köyde kendimiz taş usulü. Bildiğin köy kırması bunun ismi. Köy kırması dediğin köyde abi bunu alırsın. Taşla vurursun. Ondan sonra suyun içine atarsın. Köy kırması buna denilir. Şimdi bunu biz nasıl yapıyoruz? Küçük şişelere göre değil, büyük şişelere göre ben size şey yapayım, ölçü vereyim. Bunlar 5 kiloluk şişe. 5 kiloluk şişenin içine katmadan önce şunu söyleyeyim. Ben annemden öğrendim bilgileri nasıl yaptığımızı ben anlatmak istedim. Şimdi bu zeytini doldurduk. 10 gün boyunca bu suyun içinde bu zeytin kalacak. 10 gün içinde bu suyun içinde kaldıktan sonra bunun suyunu dökeceğiz. Döktükten sonra tekrardan içine su koyacağız. İkinci suyu artık. Birinci suyu koyduğumuzda 10 gün duracak. İkinci su koyduğumuzda 2-3 gün suda kaldıktan sonra suyunu dökeceğiz. Üçüncü su koyuşumuzda artık suyunu doldurup doldurduktan sonra içine bir çay bardağı limon tuzu. Tuz. Bildiğimiz tuz pardon. Bir çay bardağı tuz koyacağız. 5 kiloluk yüğümün içine. Bir çay bardağı tuz. Bir yemek kaşığı şeker. Bu şeker rengini açmak için. Bakın şöyle dolu doluya bir yemek kaşığı şeker içine attık mı? Buradaki tatlı kaşığıyla da şeker kaşığı da diye tatlı kaşığı da diyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığından da alıp yine bunu da içine atıp bunun işlemi bitmiş oluyor. Şimdi bunun işlemi bittikten sonra bunu İki türlüsü var. Hemen yemek istiyorsanız, acı zeytin yemek istiyorsanız, işte ben acı olarak severim zeytini. Hemen 5-10 gün sonra, bir hafta, bir ay için, bir ay daha beklemeden ben zeytini yiyeceğim diyorsanız, o zaman bu vermiş olduğum ölçülere iki katını koyacaksınız. İki katı koyup öyle yemeği hazırlayacaksınız. Ama ben bunu şimdi hazırlayacağım da ta kışın, havalar soğuduğunda, kış ayında açıp da yiyeceğim diyorsanız, o zaman şimdiki verdiğim gibi bir çay bardağı tuz, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da limon tuzunu koyup ta kışın yiyeceğimiz zaman içindeki suyu döküp tekrar su doldurduğunuzda bir bu kadar daha malzeme içine koyup ondan sonra yemeğe hazır oluyor. Çünkü şimdi bu ölçüleri koyup da hemen yemeğe başlarsanız malzemeleri eksik olur. Az malzemeli olur, acı olur. Onun öyle olmaması için kışın yiyecekseniz artık aynı bu ölçülerden kış ayını geldiğinde tekrardan bir bu kadar da koyun. Ama dediğim gibi acı yemek isteyenler olursa malzemeler hepsini aynı anda koyulsun. Bilmiyorum detaylı mı anlatabildim. Karışık anlatmadığımı çok hızlı bir şekilde anlattım ama yine de detaylı bir şekilde anlattım ama bir de hızlı bir şekilde hemen direkt üstünden özet geçeceğim. 5 kiloluk bidona 1 çay bardağı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzunu koyacağız. 10 gün geçtikten sonra ikinci suyuna da döktükten sonra üçüncü suyunu doldurduğumuzda bu ölçüleri koyup ta kışın yiyeceğimiz zaman tekrardan güğümün ağzını açıyoruz. Bir bu kadar daha malzeme koyup yemeğe hazırlıyoruz. Ama acılı yemek isteyenler olursa bir çay bardağı değil de iki çay bardağı tuz koyup bir yemek kaşığı değil de iki yemek kaşığı şeker. Aynı şekilde bundan da iki kaşık koyup o zaman da daha çabuk zeytini olmuş hale getirirsiniz. Daha çabuk da erkenden yemiş olursunuz. Bunun da ölçüleri bu şekilde. Bu işi de bitirdiğimize göre, çayımızı da içtiğimize göre çoban evine gidip acilen koyunları çıkartıp koyunları yutmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldim kızlar, geldim. Arkadaşlar büyük başlara baktık. Küçük başları da meraya çıkartıyoruz gütmeye. Çünkü ben meradan geç saatlerde geliyorum. Ben meradan gelinceye kadar büyük baş da aç durmuyor. Ya durmaz, saatinde vermemiz lazım zaten. Akbaşta kara olanı baktık. Koyunlara da gütmeye gidiyoruz. Tabi koyunları gütmekten gelince yine yem vereceğiz onları da. Hadi bakalım. Hadi.
Kalmadı değil mi içeride? Pusat hayır. Gel. Hareket yapman bakalım. Arkadaşlar içinde erkek kuzular da olduğundan erkekler biraz hareket yapıyor. Hayır. Aşağı. Yeşil otun olduğu yere gelin. Gugur otun yerinde ne arıyorsunuz? Aşağısı yeşil ot sar. Şşşt gel. Hayır. Bak ben lambayı çaktım mı durman lazım senin. Alışmalısın. Lambayı salladın mı oraya gitme demek. Tamam şimdi öylesini salladım canım. Arkadaşlar koyunları güdüyoruz. Danaları baktım da çıktım ahırdan. Koyunları çünkü geç vakite kadar dediğim gibi güttüğümüz için bazen 11 oluyor, bazen gece 12 oluyor. Geçen gün 2'ye kadar falan güttük. Hayvan sayısı az olduğundan otlu yerde güdünce hayvanlar çok çabuk karnını doyuruyor. Gene çok çabuk dediğim işte akşam üzeri saat 5-5.30-6 civarında çıkardığınızda 12'ye 1'e kadar güdünce gene 6 saate yakın bir gütmüş oluyoruz. 6-7 saat oluyor bazen. O da hayvanlara yetiyor. Gel. Gel bakalım. Gel. Karagöz. Ne yaptı oğlum? Ne yaptın? Karagöz'ün boynuzları maşallah bayağı büyümeye başladı. Değil mi oğlum? Arkadaşlar gecenin sessizliği cır cır böceklere cır 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 ötüyor. Koyun çana da tıngır tıngır ötüyor. Bir de yanımızda çay olsa bir çay yapsak burada gece gece 10 numara içmesi olur ama gel gelelim biz çay yaptık mı koyunlar bizim buradan çevre köyleri bulur. Kaçar yani. Gerçi kaçtı mı bizim çoban evine gidiyorlar ama yani çay yapıp da başında içecek kadar fazla zamanımız olmuyor. Fazla değil hiç olmuyor hatta. Sürekli gezinerek yiyorlar. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Gel 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 kızım. Gel kızım. Gel gel gel. Geç geç. Oo. Gel. Arkadaşlar koyunları artık kapatıyoruz. Vakit bayağı oldu. Suyları yarım. Suylarını ilave edelim. Lidya ne yaptın Lidya? Annem benim sarı kızı bak ya. Sarı kızı bak sarı kızı çıkmış yine oraya. Karaoğlan. Ne yaptın oğlum ya? Şangır şangır zincir öttürüyor. Eksik var mı? 8. Eksik yok. Tamam arkadaşlar. Ben onları sadece yaylımda yayıldığımla bırakmıyorum. Aynı zamanda yem de veriyoruz. Annem yerlerini hazırlamış ondan ben güderken. Yemlerini falan vermiş bakın. Şuradaki en baştaki adaklık arkadaşlar. Şu en baştan ikinci. Bunları adaklık olarak keseceğiz. İki. Şu aradaki ufak o olmuyor. Şu aradaki küçük de olmuyor. Lamba tuttum. Şu gelen de olmuyor. Ama ondan sonrakiler oluyor. Bakın şu poposunda olan. Kaç tane vardı burada? Bir, iki, üç. Şu var dört. Bir de en baştaki var beş. Küçük, diğeri küçük onu sayma. 5 tane adağımız var. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Sen de mi adaklıksın? Aynen öyle. Bu da adaklık arkadaşlar. Bir de Akbaş'ı ziyaret edelim. Ondan sonra hayvanların yanından çıkalım. Yorulduk biz de. Hah benim Akbaş'ıma bak ya. Hanımış oğlum. Neredeymiş? Gel bakalım bir sevdir kendine gel. Boynuzları çıkacak benim oğlumun. Boynuzları. Bakın şurada ufak ufak boynuzları var. Değil mi? Kendini sevdirecek bu kendine, değil mi? Böyle kaşalıyorum acık. Acık kaşalıyorum. Şimdi boynun altına da kaşalıyorum. Oo.
Oo, ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş ya. Şuna bakın arkadaşlar, nasıl da kendini kaşıttırıyor. Oo, oğlum benim bu oğlum. Akbaş bu akbaş. Kemal lan. Seni arkadaş alacağım yakında, dur bakalım sen, az kaldı. Yoncasını yemiş arkadaşlar. Yonca yemiş, yemini bitirememiş. Suyu da var. Akbaşlık bir işimiz yok. Hadi bakalım çıkalım artık hayvanların yanından. Oy oy, şuraya oturalım artık. Arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik artık. Yalnız bugün acayip derecede yorulmuşuk ha. Gidip de tarlaya zeytin toplayıp onları gelip tek tek kırması. Gel çıkırmasını bitiremedik. Yarım kasasını bitirdik ama olsun. Bugün yine bayağı iyi güttüm koyunları. 12.30. Aslında 2'ye kadar bekleyecektim bugün. Rüzgar yok. Tam koyun gütecek hava var. Hani rüzgarlı, yağmurlu, çamurlu, soğuk bir hava yok. Gördüğünüz gibi kısa kolluyla gittim. Hiç ceket falan götürmedim yanımda. 12.30'a güttük. Hayvanlar yatmaya meyillendiler artık. Hani bayağı yatmalı oldular. Karınları iyice doydu. Sabaha kadar gütmeyecek olduğumuz için getirdim geldim kapattım. Suyları eksikti. Suylarını falan tamamladık. Bugün yine yorucu bir günü bitirdik. Zeytin kırma işini de arkadaşlar, köy kırmasını sizlere anlattım. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bilenler zaten her zaman her yıl kendi yaptığı gibi yapar da bilmeyenler için anlattım ben. Ya da bizim gibi yapmak isteyenler için anlattım. Umarım faydası olur inşallah. Videomuzu arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Son olarak bu videonun sonuna not ekleyeyim. Bu not nedir? Karaoğlan. Bir sonraki videoda büyük ihtimal karaoğlanı kesime gönderebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu hafta içinde herhangi günün birinde kesim yapılacak, tam net bir gün yok. Her gün büyükbaş kesimi olmuyormuş. Haftada 3 gün kesim oluyormuş. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri oluyormuş. Hangi gün çağıracaklar bilmiyorum. Ama hangisini çağırırlarsa çektiğimizde inşallah videolarını falan çekeceğim. Kesim anını büyük ihtimal çekmem. Zaten yüreğim kaldırmaz benim oralara. Üzülür insan. Ama şu şekilde, yani bu işi biz şimdi başladık, bir tane dana ile yaptık ya, bütün artısını eksisini, paralarını, kaç para yem yedirdim, hepsini deftere yazdım. O defterle beraber sizlerin de önüne çıkaracağım, defteri sizlere de göstereceğim. Kara kaplı defter derler ya, bende de var o şekilde kara kaplı bir defter. Arpası, buğdayı ne yedirdiysek hepsi yazıyor, tek tek hepsini toplayacağız, çıkartacağız, böleceğiz. Bakalım kaç parayı almışık, kaç para yedirmişik, kaç para kazanmışık. Kaç para çıkacak? Hepsini ben de merak ediyorum. Kaç para tutacağını bilmediğim için. Hepsini ekran karşısında sizlere anlatacağım. Umarım iyi olur bakalım. Çok da bir şey demek istemiyorum. Yani insan çok bir şey heves ederse olmaz derler ya. Çok da fazla hevesli olmak istemiyorum. Bakalım ne yaşarsak zaten sizler de göreceksiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.